Merhaba arkadaşlar ve Star Citizen dünyasına hoş geldiniz. Önceki videoda size Star Citizen nedir diye bir video yapmıştım. Bu sefer de hani Star Citizen'e nasıl başlanacak ve Star Citizen nasıl internetten çekiliyor onu size anlatmak istiyorum. Hani nasıl üye olacaksınız? Çünkü şey farkına vardım. Ben canlı yayınlarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi o. Kolay değil açıkçası bazen çünkü zaten sayfa hep İngilizce ve bundan dolayı biraz insan şey yapabiliyor hani karıştırabiliyor açıkçası. O yüzden dedim ki bu konu hakkında size bir video yapayım. Umarım beğenirsiniz. Böylece siz de üye olabileceksiniz ve CIG yani Cloud Imperium Games'i destekleyebileceksiniz. Üye olmak için video açıklamasında size verdiğim linke tıklamanız gerekiyor ve böylece bu sayfaya geliyorsunuz. Burada ilk etapta Star Citizen ve Squadron 42 için bedava bir hesap açmış oluyorsunuz. Yalnız hesabı açarken belki burada kafanız karışabilir çünkü burada mesela login ID var, handle name var, community'ye de Monica var. Yani bunlar ne oluyor, ne anlamına geliyor? İleride ne gözüküyor ve ne gözükmüyor onu size burada anlatmak istiyorum. Login ID ile başlamak istiyorum. Bu login ID ile siz ileride Star Citizen'in web sitesinden login yapabiliyorsunuz ve sonra oyunu çekmek için ya da oyuna başlamak için launcher'da bu login ID'nizi istiyor sizden ve bu login ID oyun içi gözükmeyecek. Bir sonraki alanda kendi şifrenizi belirlemeniz gerekiyor ve bu şifreyi tabii ki yani size anlatmama gerek yok. Sadece siz bilmeniz gerekiyor. Çünkü yani gerçekten bu konuyu, bu şifreyi ciddiye alın. İleride çünkü çok miktarda para hesabınızda bulunabilir. Burada da tabii ki sizin e-mail adresinizi yazmanız gerekiyor. İleride hesap numaranızı ya da hesapta kullandığınız pasportunuzu unutursanız bu e-mail adrese yeni bir pasport yolluyor CIG. İkincisi, Star Citizen ile ilgili bazı haberler çıkınca size bu e-mail adresi yollayacaklar. Üçüncüsü, oyun için hediye etmek istiyorsanız size bu e-mail adresi bilgi geliyor. Ve dördüncüsü, bütün ödeme bilgileri bu hesaba gelecek. Yani bu e-mail hesabına geliyor. Misal oyun içi bir şey satın alıyorsanız, mesela bir gemi, faturası bu hesaba geliyor. Evet, gelelim sağ tarafa. Sağ tarafta gördüğünüz gibi public information yazıyor. Yani bu bilgiler herkes görebilecek ileride. İlk box'ta handle yazıyor. Yani handle şey oluyor hani oyun içi sizi birisi görmek istiyorsa ya da siz oyun içi birisini davet etmek istiyorsanız bu ismi yazmanız gerekiyor. Zaten bu isim oyun içinde gözükecek. Ve seçtiğiniz isim önemli çünkü ileride eğer bu ismini değiştirmek istiyorsan bir kere bedava oluyor ama bir kezden fazla isim değiştirmek istiyorsan CIG bunun için $5 para istiyor. Bundan dolayı hangi ismi seçtiğinizi iyi düşünün. Handle isminin altında Community Monica var. Community Monica ne oluyor? Star Citizen kendi forumu var. O forumda bu isim orada geçiyor. Yani bu isim orada gözüküyor. Bu forumun adı da Spectrum ya da Spectrum ve tam ne olduğunu size sonra anlatacağım. Gelelim referral programına. Bu referral programı Star Citizen ya da CIG birkaç sene önce oyuna implemente etti. Amaçları hani yeni başlayan kişilere yardım olsun diye hani para hediye ediyor. Yani ne anlamına geliyor? Mesela ben bir hesap açtım ve bana CIG bir referral code veriyor. Bu referral code'u başka birisine verirsem ve o kişi üye olduğunda bu referral code'u oraya yazarsa ben para almış oluyorum ve aynı zamanda o üye olan yeni kişi o da aynı miktarda aynı parayı alıyor. Yani aslında her iki taraf kazanıyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum, bu gerçek para değil. Bu oyun içi para oluyor. Tam olarak her iki tarafa 5000 geliyor. Hani Alpha UEC. Ve ileride oyun içi para ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. O yüzden size burada rica ediyorum, eğer bu oyuna üye oluyorsanız, yani eğer Star Citizen alıyorsanız, tam burada benim referral kodumu yazarsanız hem ben 5000 alırım hem de siz 5000 oyun parası almış olursunuz böylece. Sonra tabii ki sizin eğer bu oyunu oynayan bir arkadaşınız varsa siz de kendi kodunuzu verirsiniz ona. O da kullandığında 5000 almış olur ve aynı zamanda siz 5000 almış olacaksınız. Eğer verdiğiniz referral kodla birisi bu oyuna üye olursa CIG size recruitment puanları veriyor. Bu ne anlamına geliyor? Eğer başarıyla bir kişi geldiyse ve başladıysa Star Citizen'de siz puan toplamış oluyorsunuz. Her topladığınız puanla CIG size bir hediye veriyor. Hani resimdeki gördüğünüz gibi.
Ve gelelim son noktaya. Security and Legal. Burada kendinize bir 4 rakamlı bir şifre yapmalısınız. Aşağıdaki Terms of Service'ı kabul ediyorsunuz ve End List'e basınca hesap açmış oluyorsunuz. Böylece sizin kullandığınız handle name'i kimse artık alamaz. O isim tek size ait oluyor. Yalnız üye olduğunuzda, hesap açtığınızda siz backup olmuyorsunuz. Yani ne Star Citizen'ı ne Squadron 42'yi destekliyorsunuz. Sadece bu oyuna bağış yaptıysanız ya da oyun içi para harcadıysanız o zaman siz bir backup oluyorsunuz. Yani bir destekçi oluyorsunuz. Yalnız bunu yapmadan önce, yani gemi almadan önce size hesabınızı göstermek istiyorum. Hesabınız şurada oluyor. Account'a tıklayınca burada bütün bilgiler çıkıyor. Şu an bunlar işte oyun içi olan arkadaşlarım. Burada bazı şimdi bilgiler yazıyor ama onları şimdi söylemek istemiyorum. Siz settings'e ilk önce bir basmanız gerekiyor. Çünkü orada size bir şeyler göstermek istiyorum. Burada işte dediğim gibi Community Monica diye şey var, işte isminiz yazıyor. Ve oyun içi olan ismim. Ben mesela normalde şurada bir sembol oluyor ve değiştirebiliyorum. Ama ben bir kere değiştirmiştim zaten. Ondan dolayı şu an o sembol yok. Yoksa ben bu ismimi de Star Citizen hayranı olarak değiştirirdim. Açıkçası şimdi nasıl değiştireceğim onu merak ediyorum. Ona bir araştırmam lazım. Ve bunun altında bazı bilgiler yazıyor. İşte onları okursanız yani iyi olur. Belki değiştirmek istediğiniz bir şeyler vardır. Ama daha önemlisi olan sol tarafta profile'a basınca şey, sizin avatarınız gözüküyor. Burada işte kendi resminizi, yani logo, artık ne varsa işte buraya yükleyebiliyorsunuz. Ve şurada şey yazıyor, display title, yani forumlarda isminiz ne olarak geçsin. Onu yazabiliyorsun, burada birkaç seçenek var. Ama şu çok önemli bir nokta. Ülke olarak sizin ülkenizi gerçekten oraya yazın. Çünkü ileride gemileri alınca fiyatlar ona göre gösteriliyor ve vergi de ülkeye göre şey yapıyor, yani hesaplanıyor. Evet, her şey doğru ayarladıysak o zaman gemi almamıza bir engel kalmıyor. Ve gemi aldığımızda asıl o zaman CIG'ye biz destek olmuş oluyoruz. Ama şunu demek istiyorum, çok kişi soruyor bana. Bu oyun içi aldığımız gemiler ileride, hani oyun çıkarsa elimizde mevcut olacak mı? Evet arkadaşlar, mevcut olacak. Şu an hani bir game package alacaksınız. Onu size az sonra göstereceğim. Ve sonra da yani bütün aldığınız gemiler hepiniz, yani hepsi size ait ve ileride oyun çıkarsa hala yani devamlı oynayabileceksiniz. Yani o gemiler kaybolmuyor. Bir tek finalde değil, yani şimdi oyunda alfa, hani şu an oyun alfa versiyonu zaten. Yani oyun devamlı hep patch'ler çıkıyor, update'ler çıkıyor ve alfa'da bile yani gemileriniz kaybolmayacak. Sonra beta da çıkacak. Yani final olmadan önce beta çıkacak. Orada da yani gemileriniz mevcut olacak. Hani burada hiç şey yapmayın, yani hiç korkmayın. Evet, gelelim şimdi asıl konuya. Yani nasıl gemi alınır? Bunun için yukarıda Games'e tıklamanız gerekiyor. Oraya tıkladığınızda size birkaç şey gösteriyorlar. Mesela Star Citizen Universe diyor. Squadron 42, bu da Fall of the Development. Yani Star Citizen zaten dediğim gibi multiplayer evreni oluyor. Squadron 42 single player kampanyası. Burada da oyunun gelişmesini takip edebiliyorsunuz. Biz ama şimdilik Star Citizen'e tıklıyoruz. Ve karşınıza iyi bir, yani düzenli bir sayfa çıkıyor bana kalırsa. Güzel yapmışlar gerçekten. Ve burada işte bütün bilgiler yazıyor aslında ama hepsi şu an İngilizce. Ama bildiğiniz gibi bu bir şey olacak. Yani AAA diyorlar. Yani büyük bir oyun olduğu için ileride tabii ki başka dillerde de çıkacak. Yalnız Türkçe'de çıkar mı onu bilmiyorum açıkçası. Yukarıda sağ tarafta Play Now'a tıkladığınızda gemi satış, yani Starter Pack satış sayfasına geçiyorsunuz. Evet, gelelim bize sunulan paketlere. Gördüğünüz gibi işte sol tarafta Mustang Alpha var. Sağ tarafta da Aurora MR. Paketlerin içinde her zaman aynı şey var. Yani gemi hariç hepsi aynı. Mesela Safeland Hangar var. Burada işte size bir hangar veriyor ve ileride o hangardan başlayacaksınız. Oyun içi bir UEC veriyor. Tabii referral kodunu kullandıysanız
O zaman toplam 6.000 oluyor. Ayrıca 3 aylık bir sigorta da veriyorlar, yani geminin yanına. Yani bu ne demek oluyor? İleride geminiz patlarsa ya da çalınırsa sigorta sizin masrafınızı karşılıyor. Yalnız bu sigorta olayı final oyun çıkınca başlıyor. Yani şu an gemiler hepsi şey, hani sınırsız bir sigorta gibi. Yani istediğiniz kadar patlatabiliyorsunuz. Yani countdown'ı öyle diyeyim, final versiyon çıkınca başlıyor. Ve tabii ki paket alınca Star Citizen Digital Download, yani bu oyunu çekmek için size launcher'ı sunuyorlar. Gemilere gelirsek, yani hangi gemi alsam diye çok sorular geliyor bana. Aslında kolay bir soru değil, çünkü biraz da zevk meselesi. Mesela Mustang Alpha'da bence daha kullanışlı bir gemi. Hani gördüğünüz gibi şurası, yani kokpiti komple cam. Sağ tarafta Aurora'da gördüğünüz gibi burada demir çubukları var ve bu biraz dışarı doğru bakışı engelliyor. Ama Aurora'da iyi olan Aurora'nın içinde yatak var. Yani bu ne anlamına geliyor? İleride mesela oyundan çıkmak istiyorsanız yataklardan işte lockout edebiliyorsunuz. Böylece bir daha oyuna girdiğinizde aynı yerden devam etmiş oluyorsunuz. Bu mesela Alpha'da yok. Yani Mustang Alpha'da yok maalesef. Yalnız ileride siz gerçek para karşılığına ya da şu an Alpha'da gerçek para karşılığına upgrade'ler de yapabiliyorsunuz. Yani bu gemi mesela Mustang Beta'ya upgrade olunca bunun içinde de bir tane yatak olmuş oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Mustang Alpha'nın kargo kapasitesi biraz daha yüksek. Aurora'ya karşılaştırırsak. Evet, daha ne söyleyebilirim? Ha, bazen oyunda şey var. Teslimat görevleri var işte. Onları da yapabiliyorsunuz. Yalnız Mustang Alpha ile bu olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi sadece şuraya oturuyorsunuz ve paketi koyacak yer yok. Aurora'da paketi taşıyabiliyorsunuz, yani yanınıza o teslimat görevlerini yapabiliyorsunuz. Ama benden bir tavsiye istiyorsanız ben şöyle diyeyim size. Siz Mustang Alpha ile başlayın. Zaten siz sonra ileride hani oyunu keşfederek anlarsınız. Hani hangi gemi yetiyor ve hangi gemi yetmiyor. Siz kendiniz de göreceksiniz. Ve böylece kendi zevkinize göre upgrade'ler de yapabilirsiniz. Ben burada upgrade konusunda fazla detayına girmek istemiyorum. Çünkü yoksa çok uzun sürer. Zaten ben gemi rehberleri yapacağım. Yani öyle planladım. Bütün gemileri tanıtmak istiyorum. Oradan her şeyi seyredebilirsiniz inşallah. Evet, paketi satın aldıktan sonra siz resmi bir şekilde işte bir Baker oluyorsunuz. Yani CIG'ye, oyuna destek olmuş oluyorsunuz. Ve isterseniz direkt oyuna başlayabilirsiniz. Zaten satın aldıktan sonra ve ödemelere geçtiğinizde, bu ara ödemelerde sadece PayPal var, bir de kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Oyunu ödedikten sonra otomatikmen size şey çıkıyor, Star Citizen Download Launcher'sı çıkıyor. Oradan da oyunu indiriyorsunuz. Bir de size önceden dediğim gibi Spectrum'a göstermek istiyorum. Spectrum'a buradan görüyorsunuz. Apps'e tıklayınca karşınıza burada şey yazıyor işte, Spectrum Your Communication Platform. Dediğim gibi şey, hani bir forum oluyor. Bu forumda herkes hani her konuyla ilgili bir şey yazabiliyor işte. Hatta burada herkes size yardımcı olabilir. Tabii ki hepsi şu an İngilizce. Bir tek anladığım kadarıyla bir tane Alman chat'i var. Ama burada işte bazı bilgileri, yani YouTube'a çıkmadan bile önceden burada bulabiliyorsunuz. Ve burada gerçekten her şey tam detayına giriliyor. Mesela buradaki şey, ırklar mesela konuşuluyor ya da gemiler de konuşuluyor. Misal burada aynen bildiğiniz gibi bu oyun içinde bir tane ırk olacak. Onun adı da Banu olacak. Ve bu ırkın şey, bu oyun için kendi dillerini üretmişler. O mesela burada bu konu. Yani bu tarz şeyler işte burada görüyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Bence çok ilginç. Ve aynı zamanda size şey göstermek istiyorum. Yine aynı yerden giriyoruz. Apps. Ve burada Star Map diye bir
bir nokta var işte your map to the universe. Burada da şey görebiliyoruz. Şu an oyun içinde sadece bir tane şey var, güneş sistemi var. O da yetiyor aslında. 9 aydır bir tek onu oynuyorum ben. Ama ileride 100'den fazla güneş sistemi çıkacak demişti işte Chris Roberts. Ve burada da görebiliyorsunuz o güneş sistemleri. Hepsi içinde mi bilmiyorum ama çoğu var. Mesela şu Pyro, mesela bu güneş sistemi şimdi 3.9'da çıkacak. Ve şöyle bir çevirirsem bizim şu an oynadığımız sistemi arıyorum. Nerede? Bir bakalım. Ya gördüğünüz gibi bunların hepsi bir tane güneş sistemi. Aha buldum. Stanton. Bu bizim güneş sistemimiz. Yani şuraya tıklayınca görüyoruz şu an işte. Çok acayip, çok süper yapmışlar gerçekten. Mesela işte bu Hurston, bu Arkop. Ve ilginç olan tarafı ne biliyor musunuz? Şunu biraz daha küçültebilirsem tabii ki size göstereceğim. Aynen buradan geri gidiyoruz ve Pyro, dediğim gibi bu işte yeni bir sistem, o çıkacak. 3.9 patch'inde çıkıyor. Bir de şey var işte, Sol diye sistem var burada. Demin görmüştüm. Nerede şimdi? Sol. Pardon, bir bakmam lazım. Şurası Sol. Orası da bizim güneş sistemimiz. Şu an bizim yani yaşadığımız güneş sistemi. Merkür, Dünya burada. Venüs. Yani acaba Dünya'yı nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Yani gerçekten bizim güneş sistemimiz burada olması bile çok hoş bir şey. Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn. Ve bazı jump noktaları var işte. Yani bunu da göstermek istedim. Umarım gösterdiğim video size yardımcı olur. Yani yeni başlayanlar için söyleyeyim. Çünkü ilk başta gerçekten kolay değil bu oyuna girmek. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bana bir like atarsanız sevinirim. İleride bu tarz videoları yine çıkarırım, gösteririm size. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben her akşam Perşembe hariç Twitch'te canlı yayın açıyorum. Beni orada da takip edersiniz, çok sevinirim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi videonun sonu bu. Size hepinize hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.